Test Atölyesi YouTube kanalına bir defa daha hoş geldiniz arkadaşlar. Başka bir phrasal verb videosu ile karşınızdayız. Şimdi şu ana kadar neler yaptık bir bakalım mı? Off'u bitirdik. Out, up, on ve in preposition ile bu edatlarla kullanılan phrasal'ları bitirdik. Şimdi biraz hızlanıyoruz. Zaten böyle çok alengirli olmayanlar kaldı. Bugün iki preposition'ı alıyoruz mercek altına. Bir over şimdi anlatacağım. Biraz sonra geçeceğim. For preposition'a kullanılan phrasal'ları çalışacağız. Hadi başlayalım. Şimdi over preposition'ı bir düşünelim. Neydi? Over üzerinde bir hareketi gösteriyordu değil mi? Şimdi bir bakar mısınız ekranda? Diyor ki movement above something to the other side of it. Bir şeyin diyor üzerinden diğer tarafına olan harekettir. Eyvallah bakalım. <laughs> Niye eyvallah dedi? Çok, <laughs> çok içten geldi o yüzden <gülüyor> herhalde. <gülüyor> <laughs> Okey eyvallah. Hocalarımız böyle diyorsa. Peki get over. Get over ilk ve en akla gelen phrasal'lardandır over'la kullanılan. Nedir get over? İlk önce over bir düşünün. Get over bir bariyerin bir hurdle, barrier, challenge, difficulty'nin bakın şöyle üstünden geçmek. Bakın burada bir engel var işte. Üstesinden gelmek anlamına geliyor işte. Mesela ne diyebilirsiniz? Overcome en çok kullanılan eş anlamlardan bir tanesidir. We can get over all these difficulties, all these challenges dediğiniz bir phrasal'dır. İkincisi go over. Go gitmek. Over, bakın şöyle bir şey olduğunu düşünün. İşte gitmek üzerinde gidiyorsunuz derken şu konteksten çıkarır mısınız? Ya diyorum There are so "Many reports about the findings of the latest research and we should go over them tonight." Bu gece go over etmeliyiz bu raporları falan ne? Üstünden geçmek, incelemek işte, analiz etmek diyebilirsiniz, analyze diyebilirsiniz. Go over, üstünden geçmek. Hangover? Hayır, hangover değil. Hangover değil. Alkol tüketimini desteklemiyoruz. Ama Hangover filmi çok güzeldi. Onu seyredin. Hem de üçlü. Güzel film. Okey. Handover. Siz hand out'u gördünüz. Out'lu preposition videolarında. Şeylerinde, phrasal'larında. Hand in'i gördünüz değil mi? Hand out neydi? Evet buyurun, buyurun. Açılışa bekliyoruz sizi de vesaire diye. Broşür falan dağıtmak. Hand in neydi? Teslim etmekti. Yine uzatmak ama daha spesifik. Böyle daha bir yerde. Böyle dağıtmadan. Hand over da vermekli bir şey. Ama gönülsüzce bir şeyin idaresini teslim etmekle, vermekle kullanılıyor. Mesela ya Eray niye üzgünsün diyorum. Ya mesela diyelim ki bir sınıfı teslim etmek zorunda kaldı başka bir öğretmene. Ya da işte liderliğini yaptığı takımı, projeyi başka birine vermek zorunda kaldı. Diyor ki ya işte bugünlerde I'm a little bit sad. Niye hayırdır? Ya geçen gün I had to hand over my class, my project ya da my team to another teacher, to another manager ya da to another supervisor. Bir başkasına teslim etmek zorunda kaldım. Al sen yap projeyi falan demiş. Handover o yüzden teslim etmek diyebilirsiniz ama içinde reluctance olsun lütfen. O yüzden İngilizcesine bakın yazıyoruz. Give reluctantly. Gönülsüzce birazcık Şimdi look over. Az önce go over demiştik. Görüyorsunuzdur sanıyorum. Go over işte üstünden geçmekti, analiz etmekti. Look over da aynı şey. Sadece biraz daha hızlıca davranıyorsunuz. Briefly. Tamam check briefly diyebilirsiniz. Yine üstünden geçmek. Raporları look over edebilirsiniz. Pass over. Ha pass. Aa şuna bak merhaba demeden yanından geçiyor. Ha pass böyle bir geçiş değil miydi? Tabii ki sınav geçmek anlığı falan da var da. Şöyle geçip gitmekti. Pass over ise şu arkadaşlar. Şirkette herkesin olduğu gibi ben de yıl sonunda bir promotion bekliyorum mesela işte diyecekler ki Yavuz sen de şu departmanın müdürü ol. Aa bir bakıyorum bu şey oldu bilmiyorum kaderden çıkamıyorum. Bu kişi müdür yapıldı, bu kişi müdür yapıldı, bu kişi müdür yapıldı tam bana geldi. Hop pass over ettiler. Aa bunu müdür yaptılar, şunu müdür yaptılar gidiyor bir ben olmadım. O zaman I was passed over for promotion this year. Ya bu sene de atladılar beni promotion'da falan. Pass over göz ardı etmek, atlamak, ignore etmek birisini. Dediğimiz şey pull over. Filmlerde dizilerde çok duyarsınız böyle işte İngilizce tabi seyrediyorsunuz yoksa Türk dizilerinde niye duyacaksınız pull over'ı. Pull over sağa çek dur 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 falan dediğiniz şey. Durmak araba için yani araç için kullanılıyor. Ah can you pull over? Bak bitti can you pull over? Car mar demeye gerek yok zaten arabanın içindeyim. Can you pull over the car? Çok saçma olur oradaki the car. Yanlış değil redundancy dediğimiz fazlalık hatası. Can you pull over? Ah, would you pull over please? Mesela. Bir de bakın bu intransitive kullanımda değil mi? Arabanın durması. Bir de durdurmak var. Ne oldu ya? Bugün pek neşen yerine değil. Ya dün 50 dolar verdik işte. Ah ne oldu? Çünkü the police pulled me over for speeding yesterday. Dün hız yapmak yüzünden, hız yapmaktan dolayı the police pulled me over. Beni durdurdu. Ha sağa çektirtti. İşte <laughs> sağa çek. Diyorlar ya işte heh, pull over işte o. Dedik. Run over. Run over'ın da yine iki kullanımı var. Bir, bildiğiniz hani run ama koşmaktaki run değil buradaki. Hani zaman alması, running time diyoruz ya mesela bir egzersizin ya da bir şey, projenin ya da bir sunumun running time diyorsunuz. Işte koşma süresi değil. Yani kullanım süresi dediğiniz şey. Run over ise zamanı aşmak. Diyelim ki sana 5 dakika verildi prezentasyon için, sunum için. Ama sen 10 dakika konuştun, 15 dakika konuştun. Bu ne demek? Your presentation ran over. Bu yüzden senden sonrakiler had to start late. Geç başlamak zorunda kaldılar. Run over aşmak demek. Zamanı verilen zamanı aşmak demek. Okey. Bir ikinci anlamı da bu birazcık daha fiziksel. Over preposition'a tam uyuyor. Bu da uyuyor. Mesela run koşmaktı. Hareket etmekti. Over bir şeyin üzerinden işte evet ciddi yaralanmaya ya da ölüme yol açacak şekilde üstünden geç. Ezmek yani. Aynen. Diyorsunuz ki mesela ya dün çok korktum. Ne oldu? Çünkü diyor karşıdan karşıya geçerken e ee, a car was about to run over my cat. Mesela yanında kedin yürüyor işte ya da işte neyim köpeğim var. Onun üstünden geçiyordu az kalsın. Ezip geçmek run over. Bir o anlamı da var. İkinci anlamını da söyledik. Start over. Start over hiçbir esprisi olmayan bir şey. Hani baştan başlamak. Starttan sonra over'ın kullanılması. Haydi bakalım bu kayıtların hepsi ben basmayı unutmuşum düğmeye. Deminden beri konuşuyorum. Bir baktık hiçbiri kaydedilmemiş. O zaman ne yapacağız? Okay, we have to start over. Baştan başlayacağız. Böyle bir kullanımı var. Take over. İdari ele geçirmek. Bakın o take over burada bence tabii ki bu dediğim ilma yapanın e, over preposition kullanılmasının sebebi hani bir şeyi ele geçirirken genelde şu hareketi yaparız ya Mesela bu ülke olabilir ya da bu bir departman olabilir. Neyi ele geçiriyorsanız hani şu şekilde gösteririz ya. Bu yüzden over preposition'ı bence atıyorum 100 yıl önce, 100 şey 100 yıllar önce kim İngilizceyi yaratıyorsa tercih etmişler İdareyi ele geçirmek. Bir tane daha var take Aslında çok çok ilişkili bununla baş, daha başarılı olmak demek. Bakın, be more successful. Oradaki comparative'e dikkat edin lütfen. Daha başarılı olmak derken diğerlerini geçmek o ligde o sektörde, o iş alanında idareyi ele geçirmekle birebir aynı. Sadece şunu söylemek saçma olurdu Türkçesi olarak şimdi söyleyeceğim cümlenin. Our basketball team e took over all the others in the state. Bizim basketbol takımımız eyaletteki diğer tüm takımları took over etti derken onların idaresini ele geçirdi değil. Yani onları basketbol liginde geçtik. Onlardan daha başarılı olduk demek. Bunu da bilin lütfen. Son e, geliyorum overlı olan. Turnover. Turnover. Şarkısı var. Pet Shop Boys, Turnover, New Leaf falan. Oo, Pet Shop Boys mu kaldı ya? Pet Shop Boys, Pet Shop Boys mu kaldı ya? <laughs> Aman ya Her her videoda <laughs> artık 46 dedi değil, 47'yim. <laughs> Ama Pet Shop Boys benim ilkokulluğumda vardı Pet Shop Boys. Oo, Pet Shop Boys mu kaldı? Valla ama kaldı ya mutlaka biliyorsunuzdur yani yani değil mi? Bir de ne vardı? New Kids on the Block? New Kids on the Block. Onları pek sevmiyordum çok böyle şey <laughs> çocuklar falan yani ne bileyim biz arkadaş yani Gültepe'de büyümüş bir insanlarız. New Kids on the Block'la ne işim olur ya Allah Allah. <laughs> Turnover ee, teslim etmek mesela elinizde işte kanıtlar var bir şey var e, ne yapacaksınız bunu valla we'll turn all these evidence over to the police. İşte polise teslim edeceğiz. Şöyle turn over teslim etmek bir şeyi. Bir de bir de bir sektörün, bir işin, bir projenin e, kazanç yaratması. Allah Allah nasıl gidiyor yeni iş, yeni, yeni kurduğunuz proje, yeni kurduğunuz iş, bu girişim falan nasıl gidiyor? Diyorsunuz ki our new business e, turned over millions of dollars ya da hundreds of thousands of dollars in a short time. Çok kısa sürede yüz binlerce dolar, binlerce dolar artık ne kadarca dolarsa kazandırdı, getirdi. O yüzden buraya ne diyelim? Yaratmak, kazandırmak to generate diyebilirsiniz. Genelde karla kullanılır. Dedik ve overla 13 tane phrasal konuşmuş olduk. Tabii ki şunu söylemiyorum. Bundan başkası yok. Hep söylüyorum size Wiki, Wiktionary. Heh, değil mi? Wikipedia'nın Wiktionary bölümüne girerseniz canınız daha böyle cinci ...cığına bıncığına kadar ben işte overla kullanılan şeyleri, phrasal'ları görmek istiyorum gerekli, gereksiz diyorsanız Wiktionary'de bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben birkaç kaynağı tarayarak mümkün olduğu kadar günlük hayatta ve sınav dünyasında en çok işimize yarayanları karşınıza getirmeye çalışıyorum. Şimdi o zaman for'lara başlayalım. Ve geldik for'la kullanılan phrasal word'lere, phrasal'lara. Şimdi... For ilk önce sakin, sakin. For ne için kullanılıyordu? Ah, this is for you. Bu senin için. Yani bir bakar mısınız? Recipient dediğimiz, receive değil mi? Almak. Bu senin için dediğimiz, o için anlamını veren bir preposition'da. Şimdi bakalım phrasal'lara ne gibi anlamlar yüklüyor? Account for. Account neydi? Kelime anlamı olarak account. Anlatım değil mi? Bir şeyin anlatımı. Tabii ki banka hesabı da var da şu anda onu kullanmıyoruz. Account bir olayın anlatımı. Account for bir şeyi açıklamak. Mesela ya nedir bu yükselen suç oranı vesaire falan diyorum. Eray diyor ki oradan e ee, diyor işte high inflation and other problems e ee, account for rising crime rate. Artan suç oranını açıklıyor işte. Şimdi buradan lütfen not alır mısınız? Account for çok önemli sizler için. Çünkü testerlar statement sınavında soru türünde sormayı çok sever. Okay, çünkü eğer eğer high inflation accounts for high crime rate diyorsa yüksek suç oranı açıklıyor şey özür Enflasyon açıklıyor yüksek suç oranını. Demek ki yes inflation Triggers, inflation, leads to, inflation, causes, inflation, brings about, yol açmak, neden olmak olarak karşınıza restatement sorularında çıkabilir. YDS yok değil arkadaşlar, YDT'ciler, sevgili meslektaşlarım haydi. Şimdi ikinci kullanıma bakalım. Account for bir de rakamsal verilerde karşınıza çıkar. Yani oluşturmak. Buna ne diyebilirsiniz İngilizcesinde? Mesela constitute in amount or portion. Ya bu ormanların durumu nedir işte işte ne bileyim Türkiye'de vesaire diyorsun ki ha green areas ya da işte forests account for um, around 35% of all the lands in Turkey falan filan orada vegetation işte bitki örtüsünün ya da tüm arazinin toprağın Türkiye'deki yaklaşık diyor %35'ini oluşturur. Eşanlamsı ne? Constitute zaten eş anlamsı yazıyor. <laughs> bir tane daha ama başka bir şey phrasal Makeup, yes, makeup, çok güzel. Şimdi, ask for. Bakın, ask ne demek? Sormak, değil mi? Ask for da bir şey için sormak diye çevirmiyorsunuz da, çoğunuzun bildiği gibi rica etmek. Ask for işte more water. Yani verdim sana işte biraz su diyorsun ki biraz daha rica ediyorum. Bir bardak rica ediyorum ya da işte ne rica ediyorsun? Ask for information, bilgi rica ediyorsunuz. Ask for food, yiyecek rica ediyorsunuz gibi. Bir de bir de bir de. Şu cümlemden çıkarır mısınız? Okay, this neighborhood is not safe at night. And if you insist on walking around here after midnight, you are asking for trouble, my friend. Bu mahalle diyor, değil mi? Çok güvenli değil akşamları, geceleri. E, eğer ısrar ediyorsan diyor, yürümeye devam ediyorsan gece yarısından sonra buralara, you are asking for trouble. Belanı arıyorsun. Ask for trouble derken Affedersiniz bela var mı buralarda değil tabii ki. Ask for trouble bela aramak. Burada da ihtimal arttırmak diye Türkçeleştirmişiz. Bakın yazıyor. İhtimal arttırmak İngilizcesi biraz uzun. Sadece ben invite diyeyim. Siz buradan zaten okuyorsunuz. Call for Çağrıda bulunmak anlamı var. Call zaten bakın call deyince hep e, şunlar geliyor aklımıza telefon. Kesinlikle doğru. Ama ilk bu gelmesin. Bu daha çok günlük hayatımızda kullandığımız hareket olduğu için hani telefonla vesaire olduğu için bu arama işi. Bu yüzden sanıyoruz ki birinci anlamı o. Aslında call çağrı demek. Anmak demek. Call for bir şeyi çağırmak, bir şey istemek demek. Talep etmek diyebilirsiniz. Bakın talep etmek. Bunun eş anlamsı Request yazabilirsiniz değil mi? Ve demand yazabilirsiniz. Talep etmek. Bir de gerektirmek. Call for. Necessitate. İki anlamda birbirine çok yakın. Sadece Türkçeleri daha güzel olsun diye. Çünkü gerektirmekle talep etmek her zaman örtüşmüyor. Tamam ikisi de şu hareketi veriyor size. Evet. Call for. Bakın yine for preposition var. Ama Türkçeleri hafif değiştiği için. O yüzden biz de ikiye böldük burada. Fall for. Fall. Düşmek. Fall for. Kanmak. Yani yine düşürdün beni. Heh. Oradaki düşürmek bu düşürmek arkadaşlar. Yani kandırmak. O yüzden de kanmak diyebilirsiniz buna. Be deceived. Ya yeah, I always fall for his jokes. Her zaman şakalarına kanıyorum şunun. Her zaman şakalarına hani düşüyorum değil kanmak burada. O yüzden bir de görür görmez I fell for her. Yani görür görmez onun için düştüm değil. Ne? aşık oldum. Fall for o zaman aşık olmak anlamına geliyor. Fall in love. Şimdi go for. Bakın 4 tane go for var. Tabii ki birbirlerinden çok fazla farklı değil anlamca ama Türkçeleştirdiğiniz zaman farklı oluyor. Çünkü biz kendi dilimize güzel çevirelim istiyoruz. İlk go for ne? Başarmaya çalışmak. İşte o şeylerde stadyumlarda işte ne bileyim hall, sports hall'da falan diyor. Go for it, go for it falan diyorsunuz ya. Go for it, it dediği işte şampiyonluk neyse ne. Diyorsun ki ama mesela bir kişi hakkında konuşuyoruz. Çok iyi hazırlandı, bugün çok konsantre işte turnuvanın ikinci gününde. E, I think she is going for national record. Ulusal rekora gidiyor bugün. Hani kafasına koymuş kız. Tamam diyor bugün diyor işte Türkiye rekor kıracağım falan filan demiş. Go for bir şeyi başarmaya çalışmak. Bir de tercih yapmak. Mesela şöyle bir poliçemiz var Eray Bey. Böyle bir poliçemiz var. Yandım kurtul poliçesi var. Bu nedir poliçesi var. Bir de siz farkında olmadan işte şöyle bir proje var. 5 tane poliçe var ortada mesela. Heh, şöyle fazla yapmışım. 5 tane poliçe yok. Çünkü kadrajdan çıkıyorum. 3 <laughs> tane proje şey var. E, poliçe. poliçe var. <laughs> Şimdi diyor ki Hı, şöyle olmuş böyle olmuş. Okay. I'll go for this one. Heh, o zaman I'll go for this one. Az önceki rekor kırmaktaki başarmaya çalışmak değil herhalde. Poliçeyi başarmaya çalışacağım demiyor herhalde. Diyor ki tercih yapmak. Go for'un başka bir anlamı da. Okey. O zaman make a choice diyebilirsiniz. Üçüncü olarak da go for... Saldırmak. Benim bu savunma derslerinde ya da Muay Thai Box dersi verirken işte kullandığım eğer hani e, bir sınıfımızda bizim Amerikalı bir arkadaş vardı. O yüzden Box dersleri, Muay Thai dersleri o sınıf için full İngilizce gidiyordu. Diğer öğrenci arkadaşların da çoğu itiden geliyordu. O yüzden İngilizce sıkıntısı yok. Bir taşla iki kuş. Hem spor yapıyorduk, Box falan yapıyorduk hem de İngilizce pratik oluyordu. Diyordum ki böyle bir durumda e, go for the throat. Go for the throat derken işte evet saldırgan şuradan geldiği zaman işte gırtlağa vur. Ne bileyim göze parmağın sok falan filan. Go for the eyes derken hedefi o olsun? Oraya saldırı yapmak. Yine burada Şimdi e, burada yine bir şey gelebilir bize. Ee, geçen sefer de, e, şey Sevgili arkadaşlar bir parantez açayım şöyle. Şimdi geçenlerde bir videoda outlu preposition olan phrasal'larda cut out'a şey örneği vermiştim ya. Chop up. İşte chapap. Up. Chapap. Up. Up. Evet. Tamam. Ee, Çapap ya da cut out ikisinden biri olabilir bilmiyorum. İşte şey örneği vermiştim. Mesela işte şuradan kolun kopartılması işte şöyle şöyle yapıyorsunuz falan. Bir yorum geldi. Tabii biz de kibarca cevap verdik. Ee, i̇şte her yaş grubundan insanlar seyrettiği için bu videoları. O yüzden işte çok rahat bir şekilde şiddete meyilli bir örnek verişiniz işte çok aslında risklidir vesaire. Buradan söylüyorum kimsenin bacağını kopartmayın. O bir örnekti. Tamam, o yüzden burada her yaşta seyrediyor mu onu bilmiyorum. Mesela ilkokuldaki çocuklar acaba YDS hazırlık diye ya da bizim Infinity Gen'in videolarını seyrediyor mu onu da bilmiyorum. Yani bizim tahminimiz yanlış da olabiliriz ama bizim beklentimiz hani lise son gibi hani onlar da YDT'ye gidiyorlar vesaire gibi oradan başlıyor. E, o yaştaki de herhalde aa Yavuz ne kadar rahat birinin kolunu bacağını kopartıyor diyor. O zaman herhalde normal bir şeydir bu falan demediğini düşünüyorum. Diyorsanız eğer böyle bir şeye mahal veriyorsak özür dileriz. Ama bazı örnekler böyle olmak zorunda. Go for'daki gibi mesela dedik. Şimdi son olarak da go for diğerleri için geçerli olmak anlamına da geliyor. Mesela Sevgili arkadaşlar şu tür sorular çözülürken YDS'de bakış açısı budur 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 budur. bir de şuraya bakın nınları nınları nınları. Peki hocam YDT ve YÖK dilde ne olacak? Ha şimdi söylüyorum. This explanation goes for YÖK dil and YDT as well. Yani bu açıklama gidiyor, geçerli oluyor YÖK dil ve YDT içinde. O zaman geçerli olmak anlamı da varmış go for. Yani apply equally to something. Bir şeye e, uygulanabilmek eş derecede. Dedik ve hepinizin yani gözü kapalı bildiği. Evet ailemizin yüzyıllardır gelen look for. Nerede bu anahtarlar ya falan filan işte işte. Aramak yani bildiğiniz search. Bana şey bile örnek bile vermeye gerek yok. Stand for. Stand for. Şu cümleden çıkarır mısınız? Aa, excuse me. Ya eğer bir şey soracağım. Söyle. What does CIA stand for? CIA e ne anlama geliyor işte? Çünkü C I A'yı göstererek bir kısaltma gösteriyorum ve diyorum ki what does it stand for? O da diyor ki işte Central Intelligence Agency. Peki what does MIT for? Massachusetts Institute of Technology. Ha şimdi düştünüz mü bana? Bak şimdi. Hep diyorsunuz işte şu şöyle olsun, bu böyle olsun. Harikasınız. Şimdi ben de size bir challenge koyuyorum. Sözlüklere bakmadan bak. Sözlüklere bakmadan yorumlara lütfen mesaj ses yazar mısınız? Ya. Daha <laughs> tamam, ama bakmak yok. Yorumlara çok merak ediyorum. Nasıl mesaj ses çıkacak? Burada eğlenelim diye arkadaşlar. Çünkü yani bendeniz de ortaokul hazırlıkta refrigerator'ı daha bir hafta içinde anca telaffuz edebilen bir insandım. O yüzden sıkıntı yok. Yazın yani. Gideceğiz, geçeceğiz. Ve bir de stand for'un ikinci anlamı desteklemek. Support. Mesela toplantıya giriyoruz. Diyorum ki Eray I love your uh, proposal ya da offer ya da işte ne bileyim işte idea. Bayılıyorum senin şu teklifine vesaire. O yüzden in the meeting I'll stand for you. I'll stand for you senin için ayağa kalkacağım işte. Yani o yüzden support diyebilirsiniz. Bakın for deminden beri olan forların hepsi ta videonun başında yani forlu olan videonun başındaki recipient'a e cuk oturuyor. Take for. Ele almak, regard diyebilirsiniz çünkü şöyle, sen beni aptal mı sanıyorsun ya, bak, stop taking me for a fool, beni aptal yerine koymayı bırak, take somebody for something, genelde de a fool kullanılıyor tabii ki, beni aptal yerine koyma, işte, don't take me for a fool, Okay? falan filan dediğin şey. Son olarak da biriyle karıştırmak, işte duruyor burada birisi arkadan, vay Rıfat. Buyurun. Ay sorry diyor ya. Ay şimdi Rıfat dedikten sonra niye Türkçe'ye dönüyor? Şey İngilizce'ye dönüyor. Aa çok özür dilerim diyor. I took you for somebody else. Ben sizi bir başkasıyla karıştırdım. Bakın aynı şey for. Bak hiç değişik bir şey yok ya. Take alıyorsunuz ama fiziksel olarak değil. Algılamak anlamında for başka birisi. Mesela sen bu insanı take for Rıfat. Rıfat için Rıfat yerine koymuşsun. Bir dönüyorum. Aa Rıfat değil işte yani Yavuz yani gibi dedik. Ve for'la olan da phrasal'larımız böylece bitmiş oluyor. Devamı için bütün ben listeyi öğrenmek istiyorum, yanıp tutuşuyorum for'un kullanıldığı phrasal'lar için diyorsanız da o zaman Wikipedia'nın bir şeyi olan, bir hizmeti olan Wiktionary. Ben geçen videoda söyledim san sanıyorum. Aslında söyledim ama e, Yeliz sana geliyor zaten bu da özellikle. Çünkü sen Asuman'ı görmek istemiştin. Arkadaşlar biz Asuman'ı bir videoda gösterdik. Bundan bir önceki videoda. Ama gösterdikten sonra dolaşırken kabloları yemiş. O yüzden o video çöp oldu. Biz en baştan çektik o videoyu. <laughs> Dolayısıyla Asuman'la da yollarımızı ayırdık zaten. Wiktionary'i orada söylemiştim. orada söylemiştim ben aslında. Az önce dedim zaten Wiktionary'den bakarsanız Era hatırlattı. Hayır dedi söylemedin. O söylediğimiz dedi çöp oldu. O yüzden burada bir kere daha söyleyeyim. Wiktionary, Wikipedia'nın işte verdiği bir hizmet bu da. Orada hem dile ait bir sürü şeyi öğrenebilirsiniz. Müthiş böyle kazılıkça inebileceğiniz bir alan. Ve Bizim burada gösterdiğimiz en çok kullanılan, en çok karşınıza çıkanları sadece gösterdik. Göstermediğimiz mutlaka phrasal'lar var. Tonlarca var. Çok merak eden arkadaşlar lütfen Wiktionary'e gitsinler ve oradan detaylıca bir çalışma yapsınlar dedik ve bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Bizlere info et, test atölyesinden ulaşabilirsiniz. Bildirimleriniz kapalı ise lütfen açın ki sizi hemen yakalayabilirim video çeker çekmez. Arkadaşlarınıza paylaşmayı da unutmazsanız ve mesaj yazmayı da unutmazsanız çok sevinirim. İyi bakın kendinize görüşmek üzere.